Denizli'nin horozunun ve mantarının meşhur olduğunu hepimiz biliyoruz. Peki çöp şişinin de meşhur olmaya başladığını biliyor muydunuz? Bugün İstanbul'dan kalktım, ta Denizli'ye geldim. Neden mi? Çünkü duydum ki burada çöp şiş çok popülermiş. Peki popüler olmasına sebep bu kadar ne? Çöp şiş nasıl yapılıyor? Gelin hep birlikte öğrenelim. Arkamda da gördüğünüz gibi harika bir yerde ocak başındayım. Yanımda Mehmet Kaya var. Mehmet Bey'den neden bu kadar popüler olmuş çöp şiş öğreneceğiz. Tekrar merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz, biz de iyiyiz. Denizli'de çöp şiş sizin sayenizde çok popüler oldu. Evet. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi öncelikle sunduğumuz lezzet. Ama onun çok ötesinde bu kadar kısa sürede tanınma sebebi de sunduğumuz yarışmalar. Sizler de çok yakından takip ediyorsunuz ki işletmemizde yarışmalar düzenleniyor. Evet, aşinayız size de aynı zamanda. Son 3 yıldır yapıyoruz biz bu yarışmayı ama çöp şiş dede mirası, dededen gelme bir meslek. Siz Guinness tarafından da davet edilmişsiniz Guinness rekorlara. Evet, Guinness rekorlar kitabına da girdik. Pamukkale'ye gelen İngiliz bir müşterimiz. Pamukkale gezisinden sonra işletmemizi ansızın ziyarete geldi. Ve yaptığımız yarışmaları gördü. O anda da canlı yayın yapıyorduk, yarışmacılarımız vardı. Bunun vasıtasıyla çok ilgisini çekti bu iş. Onunla diyaloğa girdik. Daha sonradan duyduk ki Guinness yetkililerinden bir üye. O bize bu teklifi sundu. İşte sizi Guinness'e çöp şiş eminim çok olarak ilginç gelmiştir onlara da. Aynen öyle. Onun sayesinde Guinness rekorumuz da var. Biz isterseniz çöp şiş yapmaya başlayalım. Benim daha sorularım var. Yarışmalarla ilgili merak ettiğim şeyler var. Onları da size o esnada sormaya devam ederim. Dana etiydi değil mi Mehmet Evet, dana Bey? Lokum. Dana lokum. Yani bir nevi dana bonfile halk dilinde. Dananın en özel, en kaliteli ve en yumuşak bölümüdür. Biz eldivenlerimizi giydik. Şimdi çöp şiş yapımına Mehmet Bey ile başlayacağız. Ben de kendisine yardımcı olmaya çalışacağım. Bunlar kuzu yağı. Önce yağdan mı başlıyoruz? Evet, önce yağ alıyoruz. Bir adet. Şöyle önden arkaya doğru itiyoruz. Mehmet Bey, son yarışmacınızdan bahseder misiniz biraz? Kaç tane çöp şiş yemişti? İnanın hiç hatırlamak istemiyorum çünkü ben böyle bir şeyi ilk defa gördüm. Öyle mi? Evet, 43 kiloluk bir hanımefendi 24 dakikada 302 tane çöp şiş yedi. 302 tane. Evet, 302 tane çöp şiş yedi. Bizden 20 bin lira ödül aldı çünkü belirtilen sürede, belirtilen dakikada, belirtilen miktardaki çöp şişleri yiyenlere ödüllerimiz var, nakit para ödüllerimiz var. Zaten en son yiyen hanımefendi, misafirimiz, yarışmacımız ise öğrenciydi. En azından bir öğrenci kazandı. Biz de rekor ayrı onda bir, evet, an, rekor onda. Mehmet Bey, çöp şiş yerken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Yarışmacı olarak mı sordunuz yoksa normal misafir olarak normal misafir olarak soruyorum. Yarışmacılar büyük ihtimalle direkt ağızlarına atıyorlardır değil mi? Atıyorlar, yemiyorlar. Ama biz normal olarak yerken nelere dikkat etmeliyiz? Yani nasıl yemeliyiz daha doğrusu? Yufka ekmeğiyle olabilir. Her bir çöp şiş zaten 10 gram. İnce yufka ekmeğine sararak çok lezzetli bir hal alabilir. Ekmeğin inceliği etin tadını daha iyi almanıza sebep olabilir. Bu yüzden yufkayla tavsiye ediyorum. Çöp şişlerimizi biz pişirme kısmına geçiyoruz. Buyurun lütfen. Evet. Evet. Burada tereyağımız var, erimiş tereyağı. Tabii pişirirken de sizin tüyolarınıza ihtiyacımız var. Evde pişirirken hanımlar neler yapmalılar? Tereyağı görüyorum burada. Evet, tereyağımızı tabii hanımlar şu ocağı tava olarak görsünler. Pişirirken
az pişiriyoruz, eti çok pişirmiyoruz. Evet, pişirme kıvamı nedir? Nereden anlayacağız? Pişirme kıvamı çok önemli. Sulu olacak. Şu etlerin üzeri beyazlamaya başladığı zaman çevireceksiniz. Etlerimiz yavaş yavaş beyazlamaya başladı üst kısımlar, gördüğünüz gibi. Denizli'ye geldim, meşhur çöp şişin hikayesini Mehmet Bey'den dinledim. Sizler için tadına da bakacağım şimdi. Son Moda başka bir konuyla devam ediyor.